Onu çok severim. Çok özledim. Oğlumda güvercin olmak isterdim. Her yere uçup gideyim. Güvercin oldu, uçtu gitti. Cebinden düşen son bir metali bile orada duruyorum parası. ...2021, 17 Ocak, pandemi zamanı. Oğlum eve gelmek için bir arkadaşını bıraktı. Tali yoldan çıkmaya çalışırdı. Yani yavaş seyir halinde. Orası 55-60 kilometrenin geçilmesi gereken yerde, karşı taraftan Çatalköy istikametinden gelen Mehmet Eren Düzce. 85-95, 90'dan geçti orada. Oğluma çarpmış. Orada kaza gerçekleşti. Orada ne oldu ne bitti hiç bilmiyorum. Ben evde uyurdum. Saat 8:30 haber geldi. Doğum gününe tam bir hafta kalmıştı. 25 yaşına girecekti. Yaşama sevinciyle doluydu. Ama olmadı. Onun yerine trafikte bu ülkenin yitirdiği evlatlarından biri oldu. Geride ise yarım bir hikaye ve bir daha toparlanamayacak bir aile bıraktı. Pandemi dönemiydi. Kenan Kurtdemir, Tali yoldan ana yola çıkmak isterken yakalandı o acı kazaya. Anne Sezal Kurtdemir acı haberi aldığında oğlu yatağında uyuyor gülüyordu. Ancak odasına baktığında oğlunu bulamadı. Yengem geldi. Kenan nerede diye. Kenan içeride uyur dedim. Uyur mu dedi. Evet uyur dedim. Baktığımda yatağında yok. Aman evde değil dedim. Kenan kaza yapmış. Aynen bu şekilde. Durumu çok ciddi, ağır. Öğleni zor bulur diye. O an deliye döndüm. Deliye döndüm. Bastım cılardık. Ben nasıl bağırıyorum oğlum gitti diye. Abisi kalktı, babası kalktı. Ne oldu? Oğlum gitti dedim. Oğlum gitti. Kapıyı açtığımda karşımda hiç tanımadığım bir çocuk. Abla hazırlan gidiyoruz. Oğlum nerede? Gidiyoruz dedi hastanede. Oğlumun nesi var diyorum. Bir şeysi yok gidelim. Kalktım. Hazırlandım ama nasıl hazırlandım bilmiyorum. Üzerime giyecek kıyafet bulamıyorum o acıyla. Abisi kalktı. 10 dakika içinde biz Lefkoşa'ya yetiştik. Ama gittiğimizde hastanenin önü. Bütün arkadaşlar oradaydı. Bütün arkadaşlar. Oğlum nerede diye bağırıyorum. İçeridedir. Yoğun bakımda. İlk yardım müdahale orada. Çocuk öğlene kadar orada yattı. Doktor hazırlandı. Ameliyata girecek. Falan gibisinden. Bir şeyler söylüyor sırf beni yatıştırsınlar diye. Oğlumu gösteriniz bana diyorum. Oğlumu görmek isterim. Şimdi gösteremeyiz. Doktor hazırlandı. Kenan'ı hazırlıyorlar. Ameliyata girecek. Saat 5'e kadar orada. Ben soğuğun altında. Buz gibi hava, buz gibi yağmur. O gün nasıl geçti bilmem. Nasıl geçti bilmem. Kenan Kurtdemir kazanın ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne getirildi. Beyin ölümü çoktan gerçekleşmişti. Ancak anne Sezal Kurtdemir'e bu haber verilmedi. Artık eve gönderdiler bizi. Gidiniz. Biz size haber vereceğiz de ameliyattan çıkınca. Tamam yürüdük arabaya gidelim. Beni çağırdılar. Göstermek için. Gittim oraya. Hazırladılar beni yoğun bakıma götürdüler. Oğlum orada uyur. Bildiğin uyur. Yani üzerine hiçbir yara yok. Bildiğin yatağında uyur gibi. Gördüm. Çıktık geldik eve. Peleş içindeyiz. Orada da bırakmadılar. Sabaha kadar bekledim. Her geçen gün benim için umut doğurucuğum. 24 saat atlatırsa kritik durum atlar diye. Ama oğlum o anda bitmiş. Bitmiş bana söylemiyorlardı. Beyin ölümü gerçekleşti. Sırf bizi yatıştırsınlar diye. 5 gün o şekilde yattı. Kenan Kurtdemir'in yaşam mücadelesi 5 gün sürdü. Anne Sezal Kurtdemir, oğlunun son nefesini vermeden önce bir kez daha ziyaret etti. Ellerini tuttu, gözlerinden akan tek damla gözyaşını sildi. Hep umutla bekledim oğlucuğum. Perşembe akşamı oğlum götürdü beni. Yine girdim yoğun bakıma, yatağına uyurmuşum mışım. Sıcak öpüp kokladım, sevdim. Gözünde bir damla yaş vardı. O beni umutlandırdı.
Oğlum hissetti beni. Gözünde bir damla yaş vardı. Eve sevinçli geldim. Kenan'ın beni duydu, hissetti. Uyanacak benim oğlum, güçlüdür, uyanacak. Ama o gece vedalaşmak için beklemişti beni yavrum. Gündüz zaten haber geldi, bitti diye. Yani o günden sonra biz de bitti. Üç kişiye birden umut oldu Kenan Kurtdemir organlarıyla. Başka bedenlerde yaşayacaktı artık. Sırada ise onu bu dünyadan koparan o acı olayın adalet önünde hesabının sorulması vardı. Biz hukuk davası açtık. Ceza davasını biz açamazmışız, savcılık getirir. Ama nasıl açtık? Ben zaten 3 ay kendimde değildim. 3 ay bu koltukta yattım, ben sanaksızın ayakta durdum. Kendimde değildim. Baba aynı şekilde. Son bize dıştan gelen duyum ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmem. Polisin içinden birisi. Ablamın oğluna bu davanın peşine düşünüz. Duyduğum kadarıyla bu dava örtbas edilmek ister. Göz ardı. Biz başladık polise şikayete gidelim. Şikayetçiyiz gibisinden. Teminata bağlansın. Ya şu an ismini hatırlayamayacağım. Oradaki polis teminata gerek yok. Ailesi burada yerleşmiştir. Ya giderse gidemez. Gidemez diye tutturdu. Bir hız raporu diye tutturdular bize. Türkiye'den hız raporu veririz. Bir hız raporu kaç zamanda gelir Orucuğum? Aradan 9 ay geçti. Hız raporu ve kan örneği. Kan örneği dediklerinde ben orada kıyametler kopardım. Benim oğlumun kanında ne var? Benim oğlumun kanı pırıl pırıl. Benim oğlumun kanı temiz olmamış olsaydı organ bağışı yapamazdık. Benim oğlum 3 kişiye hayat verdi burada. Benim oğlum yaşattı. Oradan hiçbir haber çıkmadı. Biz başladık artık her tarafa saldırmaya. Lefkuş'a, savcılığa dilekçe ettik. Şikayetçi istiyor. Ombudsman'a gittim. Onlardan da bir şey çıkmadı. En sonunda kuvvetli kuvvetlerine gittim. Kuvvetli kuvvetlerine gittiğimiz zaman 9. ayda kuvvetli kuvvetlerimize haber geldi ki bilir kişiler tarafından incelenecek ve doktora, daha doğrusu ben anlatmayı unuttum. Bu çocuk Gülseren'de acemi birliğini yaptığı zaman torpilden sayır güvenliğe geldi. Sayır güvenlikte de kulakları rahatsız diye çürük raporu aldı. Askerlikte yapmadı. Kulağı rahatsız olan bir adam nasıl araba kullanır? Kullanabilir. Ama üzerinde sağır sürücü diye yazılması lazım. Kulağı işitmiyor madem ki. Ha, hiç duymaz değil. Duyuyor ama ağır işitir. Torpilden kurtuldu. Torpilden çıktı oradan. Burada da torpil vardır. Yani ben koşmasaydım dosyaltık olacaktı. Hiç teminata bağlanmamış bir çocuk. Oğullarının acısını yaşarken bir yandan da zorlu adalet mücadelesine başladı Kurtdemir ailesi. Davanın başlaması için tam 3 yıl beklediler. Ancak ilk duruşma kendilerine haberdar verilmedi. Aile adaletin işleyişinden çok endişeli. Mahkeme yeni başladı. Onu da bana yine haber vermediler. Sağ olsun Gönül Hanım. Onunla tanıştık. Cemre onun tek çocuk. Trafik kazasında kaybetti. Onunla tanıştım. Ve araştırdım ben davası başladı mı diye. Yeni başladı. Bu ayın 27'sinde davası varmış. Geçen haftanın içine ertelendi. Daha yeni başladı. Onun için ya bu davaları, yasaların değişmesi lazım. Davanın başladığından dahi haberim yoktu. Yeni öğrendim ki daha yeni başladı. 3 yıl, 3,5 yıl beklersin bir dava mahkeme açılsın. En az 3 yıl, 4 yıl da öyle sürecek. Alacağı ceza nedir oğlum? Yasalar değişmiş. Bizim yavrumuz bu kapsamayacak. Cinayetle yargılanması lazım. Buradan milletvekillerine de sesleniyorum. Bu yasaları çıkaran meclistir. Gelsinler, bir görsünler biz nasıl yaşarız. Görsünler, bir empati kursunlar. Bakalım nasılmış, bir evlat yetiştirmesi kolay mı oğlum? Ne çekersin yetiştirmek için? Biz dünyaya getirmedik. Serseri bir sürücü, kendini bilmez gelsin, bassın, öldürsün. Ne demektir bir anneye her gün git mezar taşına sarıl, toprağını okşa, toprağını sev. Özel günlerin gelmesini istemem. Ne bayramlardan hoşlanırım, ne özel günden. Hiç
Zaten yavrumun sevdiği yemekleri ben soframa koyamaz oldum. 3,5 yıl var ben siyahlara bölündüm. Ben de istemez miydim? Replik yiyeyim, oğlumla birlikte gezeyim, tozayım. Bunları yaşayıp dururuz. Oğlunun yokluğuna daha fazla dayanamayarak geçtiğimiz yıl bu yaşamdan koptu baba Haluk Kurtdemir. Kenan şimdi babasıyla Ozanköy mezarlığında yan yana yatıyor. Anne Sezal Kurtdemir ise iki canını koyduğu bu mezarlıkta hep oğlunun anılarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Bir yandan da anılarını odasında yaşatıyor. Uyumak istersin, uyuyamazsın. Gözünü kapatın. Çocuğunun sesi kulağında çınlıyor veyahut o anne diye çağırışı. İrkilirsin, kendine gelirsin. Rüya mı diye. Çok kötü. Ya hiç kimse evde ne yaşadığını bilmez oğlum. Bazı insanlar var, daha üzülür müsün dedikleri zaman çok ağır gelir bana o sözler. Hala daha üzülür müsün demeleri çok canımı yakıyor. Bu öyle bir acı ki geçmez. Geçmeyecek de. Hayatımızda çok şey değişti. Öyle bir hayat sundular ki bize. Bütün gün mezarlıktan çıkmayız. Mezarlık bekçiliği yaparım. Ha gündüz gidemediğim zaman gece saat 9 olur, 10 olur. Ben giderim orada çocuğumun yanında otururum. Yağmur yağar ben oradayım. Yağmur yağar diyorlar olsun. Benim çocuğum buz gibi havada orada yatırsa bana bu soğuk etkilemez. Ya sıcak, güneş var gitme. Giderim, otururum. Ha canım çok sıkılır gece gene giderim yanına otururum. Giderim konuşurum, konuşurum. Yanında ağlamak istemem. Onlar bizi görür, hisseder. Bazen de kendimi tutamam. Gözyaşlarım da görür. Peki rahmetlinin odası duruyor mu hala? Duruyor. Hiçbir şeyini dağıtmadı. Her şeyi, elbiseleri, kıyafetleri orada. Buyurup görebilirsiniz. Burası dolabı, elbiseler. Cebinden düşen son bir metali bile orada duruyor parası. 3,5 yıl var. Oğlumun odasını bozmadım. Bozmayacağım. Babası da istemedi zaten. Abisi de istemedi. Kendine aitti zaten. Bunlar da çocuğum. Kendi çocukken ki oynuyordu. Hep saklardı. Hep saklardı. Çocuklarımla oynayacağım diye. Daha geçen yıl babasını kaybetmezden önce babası bir kutunun içinde buldu. Ağlıyor geldi. Oğlumdan kalan bunlar saplardı diye çocuklarımla oynayacak hayalleri vardı. Ve ben bundan bir avuç götürdüm kabri başına. Mezarın üzerine bıraktım. Kendimizi böyle ifade ederiz. Taşlanamadım. Her akşam girerim odasına konuşurum. Sanki karşımda otururmuş gibi. Konuşurum, konuşurum. Elbiselerini koklarım öyle gider yatar uyurum. Oğlumun yanına geçeyim. Bir de oğlumla beraber. Oğluna her gün gül götürmeyi istiyordu Sezal Hanım. Bunun için kendi bahçesinde adına Kenan Gül Bahçesi adını verdi. Bir alan açtı ve gül yetiştirmeye başladı. Ben daha önce hiç evimde, bahçemde çiçek yetiştirmedim. Yaşatamazdım. Çocuğumu kaybettikten sonra devamlı yanına gül götürmek istedim. Çıksam bir yere gideyim. Gül gördüğüm zaman kendimi arabadan atmak isterdim. O derecede. Ama utanmazdım. Hiç utanmayı bilmezdim. Ki normalde böyle isteyen bir insan değilim. İsterdim sırf oğluma götüreyim diye. Devamlı gül koymak isterdim. Karar verdim gül ekeceğim. O kısmı eşime dedim buraya ayır. Kenan'ıma dedim gül yetiştireceğim. Babası aldım. Yetiştirdik oraya. Babası da kırmızı gülü. Devamlı dedi kırmızı gülü bana bırak. Oğluma kırmızı gül götürmek isterim. Kırmızı gül ektim buraya kesip götürdüm. Babası en sonunda dedi ki buraya dedi isterim bir yazı yazdırayım. Kenan'ın gül bahçesi. Tamam dedim yaparız çağırdım. Tabelacı geldi oraya Kenan'ın gül bahçesi diye. Üzerine hatırası kalan köpeğinden birlikte resmi koydurdum. Yani her yerde yaşatmak isterim. Yola resmini koydum, adını verdirdim. Yani her yerde oğlumu görmek isterim. Nereye gitsem karşımda. Oğlumu görmek isterim. Güvercin olmak istermiş Kenan. Her yere uçup gitmek istermiş. Güvercin olup uçtu gitti diye anlatıyor Sezal Hanım
bir arkadaşına anlattı anasının oğlunu. Ve bununla teselli buluyor artık. Bunu bana arkadaş anlattı. İkisi birlikte oturuyorlarmış. Bitki olsan ne olmak istersin diye arkadaşına bunu söylüyor. Arkadaşıma karanfil olmak isterim. Sen demiş bitki veya bir canlı olsan ne olmak istersin? Oğlum da güvercin olmak isterdim. Her yere uçup gideyim. Güvercin oldu, uçtu gitti. Güvercin oldu, uçtu gitti zaten. Öldü diyemem. Dilim varmaz. Melek oldu. Bir yerden teselli bulurum. Oğlum derim, bedeni yok yanımda. Oğlumun bir parçası yaşıyor. Kalbi bir yerlerden atıyor. O beni izler, görür. Hayat verdi. Benim oğlum yaşar. Bedeni yok yanımda. Yasaların değişmesinin çocuklarını etkilemeyeceğinin farkında Sezal Hanım. Ancak cezaların artırılmasının toplumda bir farkındalığa yol açacağını da söylüyor. Ve benzer acıların yaşanmaması için sürücülerden de kurallara uymasını bekliyor. Yasaların değişmesi lazım. Bizim çocuklarımız kapsamayacak. Bu saatten sonra yasalar değişirse, cezalar ağırlaşırsa belki bilinçaltı olur. İnsanlar bunu düşünür ve sürer. Hep yollara vururuz. Tamam, yollarda da hata var. Ama sürat. Sürat olmasa bu kazalar olmaz. Ha, belki yine olur ama ölümler olmaz. Ölümler olmaz. Bizim çocuklarımız bu yasadan bir şey yani kazanmayacak. Dediğim gibi 7 yıl. En fazla yatarı 2 veya 3. O da torpilliyse en fazla 1-1,5 yıl. Ama bu saatten sonra kazalar önlenmedikten sonra, yasalar değişmedikten sonra çok Kenanlar, Cemreler, Hasanlar, Hüseyinler ölecek. Ve çok aileler ağlayacak, yanacak. Onun için yasaların değişmesi lazım. Meclis üyeleri, milletvekilleri lütfen sesimizi duysunlar. Gelsinler bir görsünler biz nasıl yaşarız. Bir empati kursunlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Her gün asfaltlarımız kanla bulanır. Gencecik çocuklarımız gidiyor. Anneler gidiyor, babalar gidiyor. Çocuklar annesiz kalır, babasız kalır. Anneler evlatsız kalır. Her eve bir ateş düşer. Kolay değil. Hele ki evlat acısı bambaşka. Evladını yitirmek ne demektir? Sofraya oturduğun zaman yeri boş, tabağı boş. Buraya oturduğum zaman bile gözüm oraya takılır. Çocuğum orada otururdu. Yeri belli. Evin içinde gidip gelmesi, anne ne pişirdin, ne yedin dediğim zaman bu yemeği yaptım. Çok sevinirdi ve ben çocuğumun sevdiği yemekleri soframa koymadım. 3,5 yıl vardır. Boğazımdan geçmiyor. Adalet isteriz. Yasaların değişmesi lazım. Ağırlaşması lazım. Para cezası kesiyor. Adam parası var öder yine devam. Ama cezalar ağırlaşırsa o zaman belki bilinçaltı olur. Daha dikkatli sürerler. Daha dikkatli. Onu çok severim. Çok özledim. Öyle bir imkanım olsaydı kendi canımı verirdim. Yavrumu yaşatırdım. Kendi canımı verirdim hiç. Gözümü kırpmadan orada oğlum yatması gerekmezdi. Her gün giderim. Oğlumun kabrini silerim, temizlerim. Orada çiçeklerini sularım, etrafı temizlerim. Parfüm sıçmazdı, her yerde parfüm vardı. Giderim parfümünü sıkarım. Yaşarmış gibi, hayattaymış gibi giderim orada. Oranın evi deyip öyle kendimi teselli ederim. Olay yerine kazadan sonra ilk kez geliyorum. Daha iyisini yaşayamadan kendimizi bir çeşit adaletsizlik içerisinde bulduk. Hani ben hala gerçekten arkadaşım iyisini tutabildiğimi düşünmüyorum. Acı hepimizin acısı ve birçok evde bu acı yaşanıyor. Mevcut olan yasalardaki cezaların azlığı canımızı iki kata acıtıyor.
Yasalar kötü ve kendisinden başkasını düşünmeyen insanlar üzerinde vakitçidir. Artık ben anneler günü, doğum günü, bayramı, seyramı benim için özel günlerin hiçbir anlamı yok. Çünkü tek evladım da, canım ciğerim, gözümün bebeği dediğim evladım artık bu dünyada değil. Yetki onlarda. İsterlerse yapabilirler. Neden yapmak istemiyorlar?